Merhabalar sevgili çocuklar. 4. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Maraton Etap 22'nin cevap anahtarını birlikte oluşturuyoruz. Birinci sorumuzla başlıyorum. Peygamberimizin doğumundan önce Hicaz Yarımadası'nda pek çok kötülük yapılmaktaydı. İnsanlar putlara tapar, çocuklarını öldürürdü. Kölelik yaygındı. İslam tarihinde bu döneme ne ad verilir? Hatırlarsanız ben size konuda anlatmıştım çocuklar. Peygamber Efendimizin doğduğu dönemde insanlar çok acımasızdı. Çocuklarını öldürüyorlardı. Her türlü kötülük yaygındı. Bu döneme ne ad veriliyor? Cahiliye dönemi. İkinci sorumuza geçiyorum. İyi insanlar her zaman iyi insanların arasında yetişmez. Bunun en güzel örneği Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. İslamiyet öncesinde Araplar arasında adaletsizlik, hırsızlık, yağmacılık, falcılık, içki, kumar gibi kötülükler de yaygındı. Ancak Peygamberimiz tüm bu kötülüklerden uzak kalarak temiz bir insan olmayı başarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılacak bir sonuçtur? A. İnsan her zaman toplumuna uyum sağlar. B. İyi olmak için iyi bir ortamda büyümek gerekir. C. Kötü bir ortamda yetişen insanlar mutlaka kötü kimseler olurlar. D. İnsan istediği zaman kötü bir ortamda da temiz kalmayı başarabilir. Evet çocuklar, paragrafta da anlayabileceğimiz gibi tüm kötülüklerden uzak kalarak temiz kalmayı başarabilir. Cevap D şıkkı. Üçüncü sorumuzu inceliyoruz şimdi de. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu dönemde kendi elleriyle taş, ağaç, maden gibi şeylerden yaptıkları şeylere ilahi özellikleri olduğuna inanıp onlara tapanlara ne ad verilir? A. Müslüman B. Putperest C. Mecusi D. Hanefi. Çocuklar, taştan, tahtadan yaptıkları şeylere tapanlar deyince ne geliyor aklımıza? Put. Onlara tapanlara da putperest diyoruz. Geliyoruz bir sorumuza, yani dördüncü sorumuza. Mekke'de Hazreti İbrahim peygamberin açıklayıp öğrettiği tevhid inancına sahip kişilere ne ad veriliyordu? A. Kafir B. Müşrik C. Hanif D. Münafık. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği öğretilere inananlara ne ad veriyorduk? Hanif diyorduk. C şıkkı. Geliyoruz 5. sorumuza. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdakilerden hangisi ile kan bağı bulunmamaktadır? A. Abdullah B. Amine C. Abdülmuttalip D. Halime Hatun. Çocuklar, A şıkkına baktığımızda Abdullah Peygamber Efendimizin babasıdır. B şıkkındaki Amine Peygamber Efendimizin annesidir. C şıkkındaki Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin dedesinin ismidir. D şıkkındaki Halime Peygamber Efendimizin süt annesidir. Kan bağı bulunmamaktadır. Cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuzdayız. Peygamberimiz doğmadan önce nokta nokta vefat etmiştir. Doğumundan itibaren nokta nokta bakımı ile ilgilenmiş. Ancak Peygamberimiz 6 yaşındayken vefat etmiş. Onun vefatından sonra 8 yaşına kadar bakımını nokta nokta üstlenmiştir. O da vefat edince artık evlenene kadar nokta nokta onunla ilgilenmiş ve onu yetiştirmiştir. Metindeki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? A. Babası, annesi, amcası, dedesi. Şimdi bilgilerimizi kullanarak yerleştirelim bakalım. Peygamber Efendimiz doğmadan önce kim vefat etmişti çocuklar? Babası. Doğumundan itibaren annesi bakımıyla ilgilenmiş. Ancak Peygamberimiz 6 yaşındayken vefat etmişti.
Peygamber Efendimiz vefatından sonra ona kim bakmıştı? Amcası. Daha sonra Peygamber Efendimiz'i evlenene kadar kim himaye etmişti? Dedesi himaye etmişti. Bakıyoruz şıkkımıza. Doğru şık C şıkkında. İlk etapta B A gibi görünse de doğru şık C şıkkı çocuklar. Geliyoruz 7. sorumuza. Peygamberimiz ve yakınlarını kaybettiği yaşlar ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Annesi Amine 6 yaşında. B. Babası Abdullah doğmadan. C. Dedesi Abdülmuttalip 8 yaşında. D. Amcası Ebu Talip 10 yaşında. Evet çocuklar, incelediğimiz zaman bildiğiniz gibi D şıkkı amcası Ebu Talip 10 yaşında değil. Peygamber Efendimiz evlenene kadar onunla kalmış. Ömrü boyunca Peygamber Efendimizin vefat edene kadar onu koruyup kollamıştır. Geliyoruz 8. sorumuz ve son sorumuza. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Halime'nin evinde çok sevilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşlanana kadar beraber yaşayacak olmaları. B. Onun sayesinde çok para kazanmaları. C. Kendi çocukları olmaması. D. Onunla aileye bolluk, bereket ve huzur gelmesi. Evet çocuklar, Hazreti Halime Hatun Peygamber Efendimiz'i daha kucağına alır almaz çok sevmişti. Onu evine götürdüğünde onunla aileye bolluk ve bereket gelmişti. Bu çocuğun her çocuktan farklı olduğunu hemen o zaman anlamıştı ve onu koruyup kollamıştı. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet, 4. sınıflar maraton etap 22'nin cevap anahtarını oluşturduk. Hepinize iyi dinlenmeler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.